Okul ihtiyaçları sizde, teknolojiler MediaMarkt'ta. Tabletten akıllı saate, dizüstü bilgisayardan akıllı telefona, kulaklıktan yazıcıya çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin. Okula dönüş döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. MediaMarkt'ta tam zamanı. NBA Extra'ya hoş geldiniz. Lütfen NBA Digital'e abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlarımızı da abone yapalım. Farklı konularla yaz boyunca sizlerle birlikte olduk. Artık sezonun başlamasına da az bir süre kaldı sayılır. Ama NBA Extra'larımız devam ediyor. Bugün ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konu var. NBA kurallarının değişmesine neden olan oyuncular... bazı kuralları etkileyen birden fazla oyuncu oldu. Onları ayrı tutacağım. Üç sayı kuralı gibi herhangi bir oyuncudan kaynaklanmayan sadece işte NBA, ABA ile birleştiğinde daha doğrusu dört ABA takımı NBA'ye katıldığında ABA'de zaten üç sayı kuralı vardı. NBA bunu iyi, iyi inceledi. Direkt kopya çekmiş gibi yapmamak için 1979-80 sezonunu beklediler ve üç sayı kuralını kabul ettiler üç sene sonra. Onu bir kenara bırakalım. Şimdi birden fazla oyuncudan dolayı değişen bazı kurallar var. Tabii ki herkesin bildiği. George Michael'la başlayalım. George Michael sayesinde NBA boyalı alanın genişliğini 6 fitten 12 fite çıkardı. Savunma goaltending kuralını getirdi. Ve en önemlisi belki de tabii ki o ikisi de önemli ama 24 saniye kuralını getirdi George Michael yüzünden çünkü yani 19-18 biten bir maç vardı. Ne kendi takımı hücum etmek istiyordu hızlı Michael'ı iyice diri tutup kullanmak istiyordu. Rakip takımda mümkün olduğu kadar George Michael'dan topu uzak tutmak için onlar da yavaş hücum ediyordu. Tabii Michael'la birlikte Walt the Steel Chamberlain o boyalı alan genişliğini 12 fitten 16 fite çıkarttı. Savunma gol yanına hücum gol tendingin kuralını getirdi. Pota arkasından Topu oyuna sokma yasağını getirdi. Çünkü böyle havaya atıyorlardı potanın arkasından. O da herkesin üzerinden uçup içine vuruyordu. Bir de çok enteresan bir değişiklik daha. Serbest atış çizgisinden atış kullanırken top çembere değmeden önce çizgiyi geçememe kuralı. Çünkü ne yapıyordu Will Chamberlain? Topu potaya atıyordu. Boyalı alana hiç ayağa değmeden havada uçup tamamlıyordu. O yasağı da getirdi. İkinci kural ki bunda da üç tane ana isim var. Hand checking kuralı. 1979'da George Gervin, Iceman, çok iyi drive ederdi. Biraz da zayıf bir oyuncuydu. Hand checking ilk olarak 79'da uygulamaya geldi ama yani hakemler o kadar alışmıştı ki tamam çalmaya başladılar ama ne bileyim Michael Jordan'ın 1995'teki hand checking kuralını daha sıkı uygulayın şeyi gibi değildi. 95'te Michael Jordan sayesinde hand checking biraz daha hakemlerin dikkat ettiği bir konu oldu. 2005'te de Kobe Bryant'dan dolayı artık hand checking hemen hemen her pozisyonda çalınır oldu. Şimdi hand checking'in önemi nasıl biliyor musunuz? Iceman 1979-80 sezonunda 33.1 sayı ortalaması, 80-81 sezonunda da 32.3 sayı ortalamasıyla sayı kralı oldu. 30 sayıyı geçti kariyerinde tek iki sezon. Yani George Gervin'da o kadar etki yarattı. Kobe Bryant 2005-2006 sezonu iyice artık çalınıyor. 35.4 sayı ortalamasıyla 2006-2007'de de 31.6 sayı ortalamasıyla kariyerinde ilk kez 30 sayının üstüne çıkmayı başardı. Bu iki şeyde de sayı kralı oldu. Yani Kobe'yi de, Iceman'i de, Mamba'yı da çok etkilemişti. Peki gelelim Jordan'a. 1995-96 sezonunda Michael Jordan 30.4 sayı ortalamasıyla oynadı. O da 30'u geçti. 8. kez o ana kadar 30 sayının üstüne çıktığı sezondu ve 8. kez de sayı kralı oldu. Yani esasında Handshake'in daha fazla dikkat edilmesi Michael Jordan'ı çok fazla etkilemedi. Zaten çaylak sezonu ayağının kırıldığı ve sadece 18 maç oynadığı ikinci sezonu bir de beyzboldan dönüp sezon sonuna yetişip sadece 17 maç oynadığı 45 numaralı formaya giydi. Beyzbol tatilinin ikinci yılı 30 sayının altında kaldı. Tek sezonlardı kural gelene kadar onu da burada belirteyim. Şimdi bazı kişilerin iyi veya kötü hakkı yeniliyor. Şütörün altına havadayken ineceği yere ayağı uzatmak. En acımasız hareketlerden bir tanesi. Maalesef bu kural the Z rule yani the Zaza rule olarak biliniyor. Çünkü 2017 Batı finallerinde Golden State Warriors ve San Antonio Spurs Kawhi Leonard'ın şut attıktan sonra ayağa Zaza'nın ayağına basıyor. Ayağı da biraz uzatmış ve Kawhi sezonu kapattı. Zaten Golden State Warriors da 4-0 seriyi süpürdü ve 10 sezondan sonra ciddi yapılımlar geldi. Yani teknik faal çalınabiliyor, benlik dışı faal çalınabiliyor, flagrant faal çalınabiliyor. Bunun nedeni de şöyle izah edeyim. Golden State San Antonio Spurs 4-0 bitince bu en çok kime zarar verdi Spurs dışında? Tabii ki NBA ratingizle. Artı 25 yaşında bir Kawhi Leonard çok ciddi sakatlandığı takdirde NBA gelecek yıllardaki en önemli süper yıldızlarından birini kaybedecekti. Ondan Zaza kuralı olarak bilinse de yani bu işin babası Bruce Bowen'dır. San Antonio Spurs'la 3 şampiyonluk yüzü kazandı. Kobe Bryant, Vince Carter, Steve Francis o zaman franchise'da adı kariyerini bitirdi böyle bir hareketle. Ve Greg Popovich de o San Antonio Spurs forması gi giyerken ona hep savunurdu NBA'nin en iyi savunurdu amacısı şu bu falan. Tabii Kawhi Leonard sakatlanınca bu sefer çıldırdı. Karma mı dersiniz? İşte dönüp dolaşıp bir şekilde geri gelir mi dersiniz? Ama yani çok severim ama o iki oyuncunun mukayesesinde onu haksız buluyorum. Onu da belirttim. Yine e, 90 yılında Trent Tucker rule. New York Knicks'te oynuyordu. Chicago Bulls'la oynuyorlardı hatta. 2004'te yanılmıyorsam iyice bu kural dikkate alındı ama Trent Tucker... 0.3 saniye kala topu tuttu, attı ve basket oldu. Nixon saniyede maçı kazandı. Ondan sonra NBA şöyle bir kural getirdi: 0.3 saniye ve altında topu aldığı an tutup atamazsın. Sadece tipleyebilirsin. Ama esasında bu kural bence en olumlu şöyle gelişti: 2004 finallerinde herkes hatırlar, 0.4 saniye kala Derek Fisher basketi atıyor ve Los Angeles Lakers San Antonio Spurs batı finali Lakers maçı kazanıyor. Bir sonraki de maçı kazanıp finallere çıkıyor. Şimdi orada şöyle enteresan bir şey var. Masa saati geç başlatıyor. Şimdi bu hiç dikkate alınmıyordu. Yani Derek Fisher topu alıp şey tartışılır. Sürede olmadan elinden çıktı mı, çıkmadı mı tartışılır. Ama o pozisyondan sonra hakemler böyle 04 03 05 saatte vaktinde başlatıldı mı diye kontrol etmeye başladılar ve tabii ki yani çok önemli bir kuraldı. Şimdi gelelim benim sevdiğim en iyi 5 kural değişikliğine. Bir tane de size bonus vereceğim. Buna çok şaşıracaksınız. Şimdi 2001 yazında Şak o zaman NBA'yi domine ediyor. Alan savunması izini çıktı. Yani Şak biraz yavaşlatılsın diye. Aynı zamanda da Şak biliyorsunuz Herke Şak'te serbest atış yüzdesi felaket olduğu için Herke Şak modeli vardı. O zaman bir serbest atış ve top tekrar aynı takımda kenardan verilecek maçların son iki dakikasında. Daha sonra bunu her çeyreğin iki dakikasına genişlettiler. Şimdi bu Don Nelson var ya hani deli profesör Golden State, Milwaukee Bucks. Don Nelson esasında Haka Shaq'ı yaratan adam olarak bilinir ama daha önce Dan Nelson yine Haka Dennis yapmıştı. Dennis Rodman için. O da iyi bir serbest atıcı değildi. Sonra da Mike Dunleavy Detroit maçlarında Ben Wallace'ı Haka Ben, Haka Big Ben olarak şey yaptı. Ama şu anda eskisinden çok daha az uygulan bir taktik bu. şimdi dördüncü en hoşuma giden kural bu da Reggie Miller'ın ne kadar <laughs> fazladan serbest atış çizgisine gittiğini gösterir. Reggie Miller şut atarken bacağı uzatan, en istikrarlı uzatan oyunculardan bir tanesiydi. Sonunda tabii hakemler buna faal çaldıkça daha fazla oyuncular bu taktiği denemeye başladı. Ve Reggie Miller basketbolu bıraktıktan yıllar sonra Reggie Miller kuralını NBA yürürlüğe soktu. Hücum faal çalınıyor eğer bacağını açarsan. O kuralı da ben çok severim. Belki Bazılarınız duymamıştır. Bu kuralı 5 saniye kuralının nereden çıktığı konusunda bilmiyorum. Yani çok sıkı takipçiler belki biliyordur. The booty rule. Booty şey demek biliyorsunuz. Shake your booty şarkısını bilirseniz. Popo kuralı. Bu da Charles Barkley. Sir Charles. Şimdi <laughs> Arkasına birini aldığı zaman ...o kadar genişti ki bir değil, üç değil, beş değil, yedi değil, on değil, on iki değil, on beş dribbl bile yapıp şutuna atardı. Durdurulması da çok zor bir şuttu ama maçın hızını, temposunu yavaşlattığı için takım oyunundan da basketbol o zaman genel prensibi uzaklaştırdığı için oyunu bu rule'u Charles Barkley'den dolayı NBA yürürlüğe koydu. Sırtı dönük, arkana birini aldığın zaman serbest çizgi, serbest atış çizgi çember hizası arasındaysan 5 saniyede şutu kullanman gerekecek veya tabii ki pas vermen gerekecek. En hayırlı kurallardan bir tanesi de bana sorarsanız Magic Johnson Blood Rule. Yani o HIV pozitif olduğu ve basketbola geri döndüğünde Karl Malone başta olmak üzere birçok oyuncu. Onunla aynı sahada bulunmak istemedi. Bunun üzerine de eğer bir oyuncunun ufak bir kesik de olsa, herhangi bir yeri kesilirse ve kanarsa oyun duruyor, tedavisi yapılıyor. Hemen olmuyorsa kanama durdurulmuyorsa veya sarılmıyorsa etkili bir şekilde kenara geliyor. Ya bence bu hele şimdi virüslerle bilmem nelerle falan çok doğru bir kural. Buna da Magic Johnson Blood Rule diyorlar. Ve en son bonusa gelmeden önce 1987 90 arası Chuck Daly, Detroit Pistons'ın, Bad Boys'un koçu Jordan Rules diye bir takım kurallar yaptı ve bunu soyunma odasına koydu. Çoğu bir şekilde basketbolda e, taktik diyebilir ama en sonuncusu ki ona numara da vermedi. Jordan boyalı alana girdiği zaman onu indireceksiniz dedi. Şimdi Michael Jordan'ın bu faallerden sakatlanma olasılığı o kadar fazlaydı ki. Bill Lambier, John Sally, James Edwards, Dennis Rodman, yani sadece Detroit değil başka takımlar da bunu uygulamaya başladı. Michael Jordan'ın yediği daya basketbol tarihinde uzunlar dışında işte Will Chamberlain, belki Shaquille O'Neal, başka hiçbir oyuncu yemedi. Peki burada çok enteresan bakın, gözden kaçabilir. Jordan ve Bad Boys 4 sezon arka arkaya playofflarda karşılaştı. İlkini 4-1 Detroit kazandı, ikincisini 4-2 Detroit kazandı, üçüncüsünü 4-3 Detroit kazandı. Dördüncüsünü de Chicago sağdan sildi ve süpürdü işte. Isaiah Thomas Michael Jordan'ın arasının açılmasına neden olan maç maç bitmeden takımı soyunma odasına götürdü Isaiah Thomas. Şimdi o sezon sonunda David Stern flagrant foul kuralını getirdi ki o zaman flagrant 2 falan da yok ki Jordan'a yapılanların çoğu flagrant 2 türündendi. Serbest atış kullanıyorsun. Top tekrar senden kenardan oyuna giriyor. Niye 91'i bekledi biliyor musunuz? Bakın çok ince. Bazı arkadaşlarım Michael Jordan onu bekletti dedi. Yani kurallar değişti ve Michael Jordan öyle şampiyon oldu denmesin diye. Bence David Stern de Michael Jordan'ın ne kadar ulaşılmaz bir oyuncu olacağını bildiği için, tahmin ettiği için, hissettiği için onun Detroit'ı eski kurallarla önce elemesini hatta süpürmesini bekledi. Ondan sonra da basketbolun, NBA'in, dünya basketbolunun yüzü olacağı farkında olduğu için onu biraz korumaya aldı bu benim yürüş Ve şimdi gelelim bonusa. 1969 NBA finalleri Lakers'ın o muhteşem 72 şampiyonluğundan önce artık yavaş yavaş Boston Celtics hanedanı yok olmaya başlamış, inişe geçmiş. Ve Lakers koçu maçta çok serbest atış kaçırdığı için, 5 faali olduğu için Boston'a karşı son 5 dakika Will Chamberlain'ı oynatmıyor. O ana kadar da Will Chamberlain 8'de 7. Şimdi buna Mel Count maçı diyorlar. Çünkü Chamberlain'ın yerine Oynattığı oyuncu Mel Counts diye bir uzun. Ya adamın ne günahı var ben onu anlamıyorum. Koç onu oyunda tutuyor. Yani Chamberlain dizi de ağrısa, beş de olsa, serbest atış çizgisinden kaçırsa da oyunda bulunması bile Lakers için çok önemli. Zaten Chamberlain oyunda diye Jerry West 44 sayımını attı. Çünkü herkes o kadar odaklanıyor ki ona. Asiste yapıyordu. Maçı 3 asiste tamamlamıştı. Bu da Mel Counts maçıdır. Onu da bir size bonus olarak bir vereyim dedim. Yani durdurulması en zor oyuncuyu son 5 dakika kenarda tutup Celtics'in şampiyon olmasını sağlayan Membrada Kalf. Tebrik ediyoruz. Hoşçakalın.